Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bahsetmiş olduğum gibi farklı tarzda videolarımla tekrardan sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi bugün de bir özel karışım için sizlerle beraberiz. Bugün bir sipariş üzerine hazırlıyorum bu karışımımızı. Şöyle yarım kilo olarak hazırlayacağım tekrardan. İçerisine arı sütü, polen ve gene katkısız balımızdan kullanacağız. En son yaptığımızda çam balı olarak kullanmıştık. Bu seferki siparişimizde bizden Erzincan yayla balı olarak istendi. O şekilde yapıp da hazırlayacağız. Bahsetmiş olduğum gibi siparişleriniz için bizlere Instagram'dan ulaşıp hem bilgi alabilirsiniz fiyatlar konusunda hem de hangi özellikte bir karışım istiyorsanız bununla alakalı yardımcı oluruz. Bahsettiğim gibi arkadaşlar bu karışımları her türlü yaş grubu için kullanabilirsiniz ama her yaş grubunun ölçüsü farklı. Ben ona göre az çok size bilgisini de vereceğim. Şu an hazırladığımız özel bir karışım olacağı için ben size en basit yöntemiyle koyacaklarımızı gösteriyorum. Tabii biz bunların üzerine ekstra ilavelerimizi yapıyoruz. Yani şu an bu sadece sizin kendiniz için hazırlayabileceğiniz sabit bir karışım. Şöyle arı sütümüzü açarak başlayalım. Arı sütü ve protein şeyde polenlerde arkadaşlar protein değeri aşırı yüksek olduğu için bunları elinizden geldiğince az miktarda ve kullanırken de az bir ölçüde kullanmanızı tavsiye ederim. Öncelikle şöyle balımızı açarak başlayalım. Balımızı da şöyle sizlere göstereyim ben. Bunları kenara alalım böyle. Öncelikle dökerek gösterelim. Yarım kiloluk kavanozumuzu şöyle tamamıyla doldurduk mu? Dediğim gibi bakın arkadaşlar. Orijinal ballarda kopma olmaz bildiğiniz üzerine. Şöyle göstereyim. Bunlarda da kopma olmuyor. Daha farklı yöntemleri de var. Orijinal balı anlamanın bunları da test şeklinde videosunu çekip atacağım zaten. Takipte kalırsanız bunları da izlemiş olursunuz. Şimdi gelelim arı sütümüze. Arı sütünde dediğim gibi besin değeri aşırı yüksek olduğu için bundan da yarım kiloya ortalama ölçek bir çay kaşığı kadar. Şöyle içine akıtalım onu da. Bunu da alalım hemen kenara. Geldik polene. Polenin de arkadaşlar ölçüsü çay kaşığıyla olacak. Polenin ölçüsü de arkadaşlar çay kaşığıyla olacağı için şöyle bundan da 3 kaşık koyduğunuzda yarım kilo için ideal bir ölçüdür. Dediğim gibi bu sadece sizin evde basit hazırlayabileceğiniz bir yöntem olduğu için ben size en basitini anlatıyorum. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunun içerisine ekstra kendimizce de bir ilaveler yapacağız. Nelere faydalı geldiğini ben size açıklama kısmına yazıp bırakacağım. Oraya da okuyup bilgilenebilirsiniz. Instagram sayfamızın linkini de oraya koyacağım. Oradan da her türlü sipariş veya bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim gibi bütün işlemler bunlar arkadaşlar. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra karışımımız hazır olacak. Bizlere desteklerinizi bekliyoruz. YouTube'dan da bunların hazırlanışları ile ilgili farklı soruları olan da yorumlara yazıp bizden bilgi isteyebilir. Şimdilik arkadaşlar bunu böyle bir güzel karıştıralım. Şöyle göstereyim ben size de kıvamına. Eğer 10 yaşına kadar çocuklar için bunu kullanacaksanız arkadaşlar günde 2
Çay kaşığından fazla vermeyin derim. Benim tavsiyem. Eğer böyle daha orta yaş grupları için de tatlı kaşığı, işte yaş grubu büyüdükçe kaşığı da ona göre ölçüsünü büyütebilirsiniz. Yetişkinler için ortalama 2 tane de çorba kaşığı günde yeterli bir değerdir. Şöyle karışımımız hazır sayılır. Şöyle göstereyim. Tabii biz bunun içine şu anda belli başlı birkaç madde daha katacağız. Daha sonrasında hazır olmuş olacak. Bu sizler için ideal karışım olarak düşündüğüm bir karışım. Bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. İçinde de arı sütü bulunduğu için zaten tadı da çok fazla kötü olmayacaktır. Bu arı sütünü de çocuklar için kullanacaksanız, sadece arı sütünü, böyle içeceğine falan kaçacaksanız arkadaşlar, aşırıya kaçmayın. Maksimum 5 damla falan koysanız o da yeterlidir. Arı sütü ve polenin de teminini bizden sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili de Instagram'dan bize ulaşın. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize sağlıklı günler. We'll be right back.